Değerli izleyiciler, bu hafta sizlere Ekavaş Sanat Merkezi'nden sesleniyoruz. Vizyoner Bakış Programı ile sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu haftaki programımızda Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi'nin işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Yılın Kadın Girişimcisi yarışmasında Türkiye Yılın Kadın Girişimcisi ödülüne layık görülen HİREV Yönetim Kurulu Eş Başkanı Sayın Ebru Çerezci ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle programımıza. Çok teşekkürler. Açılışımızda belirttiğimiz üzere Ekonomist Dergisi ve Garanti Bankası'nın işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Yılının Kadın Girişimcisi yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldünüz. Biz programlarımızda girişimciliğe dair mesajlar alıyoruz ama biraz madalyonun arka tarafını değerlendirecek olursak sizce iyi bir girişimcinin önündeki olumsuzluklar nedir? Özellikle kadın girişimci olmanın zorlukları ve bu olumsuzlukları bertaraf etmek, bayan izleyicilerimize de mesajlar verecek olursak sizin tecrübeleriniz dışında önerileriniz neler olur acaba? Şimdi girişimcilik aslında girişimci olduğunuz andan itibaren bir hayat tarzı, hayat görüşü oluyor. Ve gerçekten zor ve güçlü bir serüven. Ama bu serüveni yaşarken tabii kişisel eğitim, duyarlılık, kendini geliştirme çok önemli. Kendimize bir takım rol modeller edinmek durumundayız. Hem gerçekten örnek aldığımız, izini sürebileceğimiz rol modeller, bir de yapmamamız gerekenlere ait rol modeller. Bunları iyi analiz ettikten sonra neyse sektörümüz, işimiz her neyse tamamen fokuslanmak. Yani gerçekten tam fokus da çok önemli. Objektif bir şekilde gerçekleri değerlendirebilmek. Ülkemizde de kadın girişimci olmak oldukça zor ama son yıllardaki gelişmelere bakarsak yoğun bir şekilde ilerlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Siz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünü bitirdikten sonra sanat yönetimi alanına yüksek lisans yaptınız. Özellikle Osmanlı ve Anadolu el sanatlarına yoğunlaştığınızı biliyoruz. Şimdi çoğu zaman tabii siyasal bakış açıları etkili oluyor ama kendi kültürümüzden bir marka yaratabilmemize, özellikle gençlerimizin daha fazla ilgisini çekebilmek açısından ne tür faaliyetler yapılabilir? Eminim bu alana ilgi duyan ve kendi kültüründeki gelişmeleri takip eden oldukça yoğun bir genç potansiyel var ama nasıl bir çıkış yakalayabiliriz acaba? Şimdi aslında bizim yola çıkışımız tamamen ihtiyaçtandı. Yani zaten girişimcilik de o anda başlıyor. Yani pazardaki açığı veya ihtiyacı gördüğünüz zaman o an itibariyle girişimcisiniz. Biz de ortağımla beraber yani farklı sektörlerde farklı işler yaparken yurt dışından gelenlere ya da hediye vermek istediklerimize kendimize ait, kendimizden bir şeyler vermek istiyorduk ki bunu iç pazarda bulamadık. Yani hem tasarım anlayışıyla, hem ürün kalitesiyle, hem ambalaj kalitesiyle, sunumuyla ciddi, profesyonel bir bazda çalışan bir marka değeri olan hediyelik obje, inanın kültürden esinlenen bulamamıştık. İşte o an itibariyle biz girişimci formatına girdik ve HİREV'i kurduk. Şimdi tabii kültürden faydalanmak aslında evet HİREV anlamında biz belki ilke imza attık demeliyim ama dünya genelinde de bir trend. Çünkü geçmişe baktığımızda son 20 yıldır hatta 30 yıldır o kadar teknolojiye boğulmuş. Bir ara biliyorsunuz işte minimalist bir akımlar vardı. İşte her şey çok yalın, çok sadeydi. Fakat insanların kendilerini beslemeleri gerekiyor. Bu da geçmişten, kültürden alınan gıdayla ancak olabiliyor. Ve bu, biz tabii çok başından çok iyi bir öngörüyle buna girdik. Ama bu dünya genelinde bir trend. Artık herkes kendi özüne, kendi geçmişe, kendi tarihine sahip çıkmanın gerekliliğinin farkında. Tabii biz bu anlamda çok şanslıyız. Çünkü üzerinde oturduğumuz topraklar, yani asırlar boyu kültürlere ev sahipliği yapmış, medeniyetleri misafir etmiş. Bunun avantajını da yaşıyoruz tabii HİREV olarak. Evet. Efendim siz tasarım alanında da birçok ödül aldınız. Bu bağlamda tasarımcı olarak tarih ve çağdaş tasarım arasındaki rezonansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle çağdaş tasarımda oldukça yoğun ilerlemeler var, gelişmeler var. Geleceği nasıl öngörüyorsunuz? Ve buna paralel olarak tasarımı güncel hayatımıza gerek ev gerek ofis nasıl katabiliriz acaba? Şimdi tasarım aslında inanın eğitim olarak dahi bundan gene bir 20 yıl öncesine falan döndüğümüzde bilinen bir branş değildi. Gene hayattaydı ama bu kadar profesyonel ve duyarlı biçimde ele alınmıyordu.
zaman içerisinde gerekliliği saptandı. Yani ürün ne olursa olsun mutlaka bir tasarım bilinciyle yapılmalı ki diğerlerinden ayrılsın. İşte bu anlamda tabii tasarım okulları açıldı, üniversite tasarım bölümleri açıldı veya kişisel, yani kişiler kendilerince tasarıma merak saldılar. Tabii yani minimal tasarım dönemi dediğimiz dönemlerden geçip de bugüne geldiğimizde demin de bahsettiğim gibi yani tarihin önemini, kültürün önemini öne aldık ve şu anda yurt dışı fuarlarını biz tabii çok yakın izliyoruz. O anlamdaki trend, aslında trend de dememek lazım ona belki, bilinçlenme çok yüksek seviyelere geliyor. Evet, teknoloji hızla ilerliyor. Yani bugün her sektörün en önünde teknoloji geliyor. Ama mutlaka bir şekilde bir kültürel, bir tarihsel bağlamda yapılıyor. Yani daha da iç içe olacağını düşünüyorum. Şimdi biz bir sanat merkezinde bulunuyoruz ve insan psikolojisinin bulunan ortam, renkler, her şeyi direkt olarak etkiliyor. Özellikle hastanelerde veya okullarda resim sergilerinin açılması veya ofis düzenimiz, bir tasarımcı olarak güncel hayatımızdaki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl organize edebiliriz verimimizi ve potansiyelimizi arttırmak için? Veya siz inanır mısınız arttırdığına? Tabii kesinlikle. Bir kere etrafımızda emek verilmiş, hoş bir şeylerin olması tabii çok pozitif bir değer. Hastaneler, okullar güzel örnek. Çünkü yoğun alanlar, yoğun mekanlar ama bir hoşluk, emek verilmiş, düşünülmüş, birinin elinden çıkmış bir şeyleri bir göz esnası, bakış esnasında bile gözün kayması bambaşka bir boyuta çekiyor. Yani tabii yine eğitime döneceğim. Çok küçük yaşlardan edindirmemiz gerekiyor bir sonraki nesli. Belki bizleri ve bizden öncekileri bir deneme dönemi diye görebiliriz ama gerçekten yeni nesillere bunu edindirmek lazım. Yani bir eserin yanından, bir objenin yanından, illa eser olması da gerekmiyor, hoş bir şey yanından geçerken ona dikkatli bakmak, farklı bakmak, bir sonrakinde daha farklı bakmak. Çünkü bu insanın düşünce yapısını, insanın üç boyutlu düşünmeyi öğretiyor. Ki bu birçok alanda daha sonra işimize yarıyor. Yani siyaset tartışırken yarıyor, iş toplantılarında yarıyor. Üç boyutlu düşünebilmek güzel bir şey. Sanatın da buna tabii çok büyük etkisi var. O yüzden küçüklerin sanat eğitimine çok önem vermek lazım. Yurt dışında hep çok özenirim, müzelerde, yerlerde oturmuş çocuklar işte gördükleri şeylerin resimlerini yaparken. Bizde de başladı. Çok bilinçli sanat öğretmenlerini görüyorum okullarda, müzeleri gezerken ya da işte galerileri. Çok güzel bir şey. Yani yeni nesle bunu aşıladığımız an toplumdaki değişimi, onlar büyüdüğü zaman göreceğimize eminim. Biraz sonra başarı mesajlarınızı alacağım ama buna paralel olarak özellikle bir kadın girişimci olarak bayanlarınızı mesaj vermek bağlamında da konuşmanızın başında vermiştik. Siz kavrama yeteneği, çalışkanlık, sabır, pozitif düşünmek, bütün bunlar arasındaki rezonansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin hikayenizden de biraz bahsedecek olursak. Açıkçası kadın olunca bunların hepsi beraberinde geliyor zaten. Çünkü kadın yani zaten üretken, sabırlı, güçlü, yaratıcı, bu kadının tarifi ve tabii çok önemli. Yani doğuştan böyle geliyoruz. İşte üzerine koyduğumuz tuğlalar bizi biz.